Sayın Bakanım, kıymetli valimiz, değerli bakan yardımcımız, ilçe başkanımız, milletvekillerimiz başka bir programdan geliyorlar. Birazdan aramızda olacaklar il başkanımızla. Çok değerli hemşerilerim, sevgili Kırcaamililer, bayramınız kutlu olsun. Bugün rüyalar gerçek oluyor. Ve biz bugün için çok bekledik. Ama çok da gayret ettik. Kırcaami'nin 30 senelik sorunu, hem imar sorunu hem de tapu sorunu işte bugün çözülüyor. Bugün günlerden 2 Mart 2019. Bundan tam 812 yıl önce 5 Mart 2019'da bu topraklar Türk toprakları olmuş ve Antalya fethedilmiş. 2 Mart 2019'da da Kırcaami'nin fetih günüdür. Bunu bugün buradan hepinize ilan ediyorum. Sevgili dostlar, az önce sunucu arkadaşımız benim bir sözümü ifade etti. Kırcaami meselesi siyasete alet edilemeyecek kadar önemlidir demiştik. Ve Kırcaami'nin üstünden kimse siyaset yapmasın demiştik. Arkasından da Kırcaami'nin her sorununu çözmek için büyük gayret gösterdiğimizi dile getirmiştik. Biliyorsunuz yargı süreçleri, onun dışında mış gibi yapan geçmişte yöneticiler hep senelerce sizlerin duygularını istismar etti. Zaman zaman üzüldük. Zaman zaman sevindik. Biz ne diyoruz? Yargının kestiği parmak acımaz diyoruz. Ama bir işi doğru olduğuna inanıyorsanız ve o doğru yaptığınız işi her yerde savunabiliyorsanız, Allah da samimiyetle doğru olanın yanındadır. Biz zaman zaman üzüldük, zaman zaman sevindik ama sevgili dostlar, ben her zaman bir şeyi söyledim. Menderes Türel Kırcaami'nin avukatı olarak her yerde sizin hakkınızı savunacak, her yerde size gereken desteği verecek demiştim. Şükürler olsun. İşte bugün bayram günümüz oldu. O yüzden biz yaklaşık benim ilk belediye başkanlığım döneminden itibaren Kırcaami'de imar planının 2004'ten beri çözülmesi için gayret ettik. İlk dönemimizde, görev dönemimizin sonlarına doğru, yani 2009'da aslında biz bütün sorunları çözmüştük. 5000'lik planları da yapmıştık. Ama bizden sonra gelen yönetim, o dönemki Büyükşehir Belediye Başkanı önce ne dedi? Kırcaami imar planlarını yapmak hainliktir dedi. Ve maalesef gördük bunları. Sonra 2014'e doğru baktık, seçim geliyor. Yeniden Kırcaamili benim sevgili dostlarım, arkadaşlarımın üzerinden siyaset yapmak için yine bir imar planı hazırlığı başlatıldı. Neyse, 2014'te siz işi ehline emanet eden bir anlayışla bizi yeniden göreve getirdiniz. Biz de gelir gelmez Kırcaami'nin bütün imar planlarını tamamladık. İlçe belediyesi de binlik planlarını ve 18 uygulamalarını tamamladı. Böylelikle biz artık sona doğru yaklaşıyor iken ateşi elinle tutmayanlar ne yaptı? Yine maşaları kullandı. Ve geçmişteki alışkanlıklarıyla yargı sürecinde
bizi tıkamak istedi. Ama avukat sağlam. Kıbrı Camii'nin avukatı Menderes Tüver. Dolayısıyla gittik. Haklı olduğumuz hususu her yerde hukuken, ilmen, fennen, teknik olarak anlattık. Dedik ki yanlış hesap Bağdat'tan döner. Çünkü haklıyız. Ve şükürler olsun yanlış hesap Bağdat'tan döndü ve üst mahkemeyle Kır Camii imar planlarının yeniden önü açıldı. Ama birileri geldi size burada bir sürü yalan dolan iftirayla yine akıl karıştırmaya çalıştı. Ya durmuş saat günde iki defa doğruyu gösteriyor. Bir gün bunlardan dolayı mahcup olacağınızı bilmiyormuşsunuz. Neymiş efendim? Menderes Türel güya Kepezaltı Santral'da daire satılsın diye Kır Camii planlarını yapmak istemiyormuş. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Nerede bunu söyleyen şimdi yalancılar? Nerede bunu söyleyen iftiracılar? Ben bunu bugün sormak zorundayım. Buradan bunun hesabını soracağım. Ve bizim mücadelemiz olmasaydı, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, Sayın Bakanımızın yüksek ilgileri olmasaydı, bugün biz hala bu bayramı yaşayamıyor olacaktık. Bugün bizim için çifte bayram. Kepezaltı Santral'da sabah bütün vatandaşlarımıza tapuları dağıttık. Orada da provokatörler iş başında. Neymiş? Tapuları dağıtınca Kepezaltı Santral'da kira yardımları kesilecekmiş. Değerli dostlarım, daha önce şu salonun dili olsa da konuşsa. Buraya geldiğimde söyledim. Ben dedim, sizin mutluluğunuz için çalışıyorum. Siz mutlu olursanız bu kardeşiniz mutlu oluyor. Ama Antalya'da bir kesim hala anlayamıyorum bunun nedenini. Sizin mutsuzluğunuzdan mutlu oluyorlar. Ya sizi mutsuz etmek için her türlü yalan, dolan, iftira, aklına gelmeyecek şeyler insanın. O yüzden biz hep zamanla sizlere karşı haklı çıktık. Mahcup olmadık. Sizin mutsuzluğunuzdan mutlu olmak isteyenleri de mutlu etmedik. Çünkü bizim için sizin mutluluğunuz önemli. Biz sizin mutluluğunuzla mutlu oluyoruz. Ve işte bugün ne mutlu ki artık Kır Camii'nin, değerli dostlarım, tapu sorunu da bitiyor. Bunu da söylediler. Dediler ki imar sorunu çözüldü ama tapular verilmeyecek dediler. Burada da mahcup oldular. Ve işte başta Sayın Bakanımız devreye girmek suretiyle tapuların en kısa zamanda hazırlanması hususundaki talimatlarıyla süreci an be an takip etti. Ve artık tapular dağıtılıyor iken de Menderes Başkan bu kadar uğraştık. Ben de tapudan sorumlu bakan olarak, Çevre Şehircilik Bakanı olarak Kır Camili hemşerilerimizle bu mutluluğu paylaşmak istiyorum. Tapuları Kır Camili hemşerilerimize özellikle gelip dağıtmak istiyorum dedi. Biz de kendilerine teşekkürlerimizi sizin adınıza ilettik. Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay yıldızlı tapularını burada dağıtacağız. O yüzden sevgili dostlar, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz dedik. Kim ne derseniz bu noktaya sizler sayesinde geldik. Büyüklerimizin destekleri sayesinde geldik. Sizler bizi destekleyip bu görevlere getirmeseydiniz hala Kır Camii'de tapu problemini yaşıyor ve belki de tapuları alamamış olacaktık. O yüzden sizlerin destekleri Antalya'mıza yaptığımız her hizmetin arkasındaki en önemli nedendir. Biz destek sizden
Hizmet bizden diye o yüzden söylüyoruz. Antalya'da yaptığımız hizmetleri hiçbir zaman Menderes Türel yapmıştır. Ben yaptım diye konuşmadım. Birlikte yaptık dedim. Biz yaptık dedim. İşte Kırcami dedi. Özellikle hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle önümüz açıldı. Sayın Bakanımızın ilgisiyle bugün tapuları çok hızlı bir şekilde size dağıtabilir hale geldik. Üst ölçekli planları yaptık. Binlik planlarda da Ümit Uysal Başkan'la el ele verdik. Ve binlik planları da 18 uygulamaları dahil Muratpaşa Belediye'mizle gayet ahenkli ve uyumlu bir çalışmayla tamamladık. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Ancak az önce telefonuma bir not düştü. Sayın Başkan bu toplantıya davetli olmadığını yazmış. Birkaç gün önce ben görüştüm kendisiyle. Ve kendisini bu toplantıyla ilgili bilgilendirdim. Dedim ki başkanım, Sayın Bakanımız bu mutluluğu kendisi paylaşmak istiyor hemşehrilerimizle. Bizzat gelerek tapudan sorumlu bakan olarak bu tapuları dağıtmak istiyor. Bilginiz olsun. Biz böyle bir töreni sizden gizleyecek, saklayacak değiliz. Teşrif ederseniz birlikte bu tapu dağıtım töreninde bulunuruz diye. Bizzat kendim konuştum. Ama ne hikmetse belki de benim söylediğimi anlamamıştır. Belki de ben anlatamamışımdır diyelim. Ve bu meseleyi fazla büyüterek de bugünün mutluluğuna gölge düşürmeyelim diyorum sevgili dostlarım. Dedim ya, bizim mutluluğumuz sizin mutluluğunuz. İşte o yüzden biz olmayı başardığımızda biz bu hizmetleri yapıyoruz diyoruz. Böyle küçük problemler de ne yapalım? Siyasetin garip cilvesi diyoruz. Ama bu siyasetin garip cilveleri zaman zaman bizleri üzüyor. Hiç hak etmediğimiz şekilde üzülüyoruz. Bazen söylüyoruz. Diyoruz ki hani üçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. İlçesiyle, büyük şehriyle, hükümetiyle üçlü olsun, güçlü olsun ki bu işlerde hızımız artsın diyoruz. Siyasetin garip cilveleri de ortadan kalkmış olur diyoruz. O yüzden sevgili dostlarım, biz her zaman birlikte olmayı başardığımızda başarıyoruz. Sizler sayesinde başarıyoruz. Bakın, 31 Mart yerel seçimleri bir parti seçimi değil. İktidar yoluna devam ediyor olacak. Muhalefet de yoluna devam ediyor olacak. Milletvekillerini de seçmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız hepsi 31 Mart'tan sonra, Allah hepsine uzun ömür versin, görevlerine devam ediyor olacaklar. Ne değişecek? Belediye başkanları veya devam edecek. İlçe belediye başkanları veya meclis üyeleri veya muhtarlar. Yani mahalli yöneticilerle ilgili bir seçim yapıyoruz. Mahalli seçim ne demek? Mahallemizin seçimi demek. Kırcami'nin seçimi demek. Antalya'nın seçimi demek. Ve biz mahallemizin seçiminde, mahalli seçimlerde Antalya'mıza en çok kim hizmet edebilirse, Antalya'mıza en çok hizmeti kim getirecekse, doğru ismi seçersek kazanan siz oluyorsunuz. Kazanan Antalya oluyor. Kazanan Antalyalılar oluyor. Elbette kimse yanlışı bilerek seçmez. Ama Orhan Baba'nın şarkısında dediği gibi de hatasız da kul olmaz. Hata yapmamamız lazım ki memleketimiz kazansın. O yüzden biz Cumhur İttifakı'yla çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ama proje tanıtım toplantımda da söyledim. Biz Cumhur İttifakımızda daha güçlüyken Antalya İttifakı'nı kuruyoruz Antalya'da. Türküyle, Lazıyla,
Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle biz Antalya İttifakı'yız. Bizim içimizde herkes var. Bizim içimizde geçmişte CHP'de siyaset yapan dostlarımız var. Doğru Yol Partisi'nde ana vatanda siyaset yapan dostlarımız var. Demokrat Parti'de siyaset yapan dostlarımız var. Dolayısıyla MHP'li ülkücü kardeşlerimizle zaten Cumhur İttifakı'yla çok daha güçlüyüz. Bizim içimizde herkes var sevgili dostlarım. Ama bizim içimizde bölücüler yok, hainler yok, terörist seviciler hiç yok. Bunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. O yüzden bu mesele memleket meselesi. Bu mesele Antalya'nın seçimi. O yüzden çok iyi hesap etmemiz lazım. Hep birlikte doğruyu iyi anlatıp, doğrunun yolu birdir, aklın yolu birdir. Bunu herkesle de paylaşmamız lazım ki son pişmanlık fayda etmiyor. Antalya'da bizim kazandığımızda hep Antalya kazandı. Bunları sizler biliyorsunuz. Ben ilk dönemde 11 tane kavşak yaptığımda benden sonra bir tane kavşak yapıldı mı bu memlekette? Ben ilk dönemde 11 kilometre raylı sistem yaptığımda benden sonra bir santim raylı sistem yapabildiler mi? Peki 2014'te ne dedik? Nerede kalmıştık Antalya'm dedik. Yeniden sizlerin destekleriyle göreve geldik. 11 kavşağa 28 katlı köprülü kavşak daha ekledik. 11 kilometre raylı sisteme 44 kilometre daha raylı sistem ekliyoruz. Bir dahaki dönem ne geliyor? Metro geliyor, metro. Hem de Kırcahami'ye geliyor sevgili dostlarım. Size buradan soruyorum. Bizim kadrolarımızdan başka bu metroyu Kırcahami'ye kim getirebilir Allah aşkına? Geçmişte getiremediler. Yapamadılar. Bunu ben söylemiyorum. Kale 08 geldi değil mi? Otobüs geliyor. Doğru. Ama bizim farkımız bu. Bizim farkımız bu vizyon farkı. Birileri Kırcahami'yi otobüsle taşırım der. Ben de bu beni kesmiyor diyorum. Kusura bakmayın diyorum. Kırcahami'ye ben metroyla vatandaşlarımı taşıyacağım inşallah. Hem de Lara'dan Büyük Liman'a varsa kadar metroyla Kırcahami'den taşıyacağım diyorum. O yüzden sevgili dostlar, ben bu yüzden siyaset yarışmasın diyorum. Hizmetler yarışsın diyorum. Adaylar yarışmasın diyorum. Projeler yarışsın diyorum. Ama bizim rakipte bakıyorum, projede bulamıyorum ya. Halk su, halk mama filan değil mi? Allah yani selamet versin, ne diyeyim? Yani hatırlayın, bir projenin adına halk koymakla o proje halkçı olmuyor ha. Halk kartı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu memleketten bu millet tenekeyle kovdu gitti onları. Şimdi de o birilerini zenginletmek için milletin paralarını trilyonlarca lira başkalarının cebine indirmeye çalışanlarla mücadeleyi biz veriyoruz. Şimdi de neymiş? Halk su. Ya, bu halk su ne ya? Damacanayla su dağıtacaklarmış. Piyasadan da daha ucuza bu suyu satacaklarmış. Kime? Benim milletime, Kırcahamili hemşerilerime, Antalyalılara. Ya bunlar daha hala öğrenememişler. Halkın suyu musluktan akan sudur. O suyu bunlar Türkiye'de en pahalı bıraktılar bize. En ucuz su biz yaptık. Bütün doktorlar bile halkın suyu diye Asat'ın musluktan akan suyunu tavsiye ediyor ya. Ama bunlar damacanayla su satacağız diyorlarsa herhalde bu halkın suyu dediğimiz çeşmeden akan suyu galiba kirletecekler. Bilemiyoruz yani. Yani bunu niye böyle diyorlar ki? Anlamak mümkün değil. Onun için sevgili dostlarım, işte halk su, halk mama filan bir şeyin adına başına halk koymakla halkçı olunmuyor. Halkçılık halka hizmeti, hakka hizmet bilmekle oluyor.
İşte bugün biz burada Kır Camii'de halkın tapularını halka dağıtıyoruz sevgili dostlarım. Kır Camililere dağıtıyoruz. Sizlere dağıtıyoruz. 31 Mart seçimleri bu yüzden çok önemli. Halka hizmet edecek en doğru başkanları, en doğru kadroları getirirseniz o zaman bu hizmetlerin hepsi Antalya'ya geliyor. Geldi de benim adım Menderes Türel, ben söz verdim mi yaparım diye bu yüzden söylüyorum. Ama başkalarının Konya altında 5 sene önce yapacağım dediği kataloğundaki projelere bakın. Hayal olmuş, uçup gitmiş ya. Balon park yapacakmış. Konyaaltı Belediye Başkanı 5 sene önce kataloğuna koymuş. Nereye yapacağını gitmiş bakmış arkadaşlar. Balon parkın yerinde kuzular meyliyor. Balon park balon olmuş, uçup gitmiş. Oraya ne yazdıysa bir türlü yapmayı becerememiş. Şimdi büyükşehirde halk su dağıtacakmış. Kim inanır ya? Geçmişte sen ne yaptın, şimdi yapacağına kim inanır? Ama geçmişte Menderes Türel 2014'te Katalon'a ne yazdıysa hepsini yapmış, fazlası var, eksiği yok. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır sevgili dostlarım. O yüzden biz referans yaptıklarımızı gösteriyoruz. O yüzden doğru kararı hep birlikte vermeliyiz diyoruz. 31 Mart dediğim gibi Kır Camii için, Antalya için siyasi tartışmalara kurban edilemez. Antalya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir. Biz Antalya'yı siyasete kurban edemeyiz. Antalya'ya hizmet borçluyuz. Hizmet etmeliyiz. Bunu özellikle söylüyorum buradan. Dolayısıyla tapularınız hayırlı olsun. Bayramınız kutlu olsun. Biz hayatımızı hep sizin için çalışarak geçirdik. Antalya'mızı adadık. Antalya aşkıyla 14 Şubat'ta bütün projelerimizi aşkım Antalya diyerek sizlerle paylaştık. Birileri dedi ki hanım kıskanmıyor mu? O da cevap verdi. O da dedi ki benim de aşkım Antalya, problem yok dedi. Dolayısıyla sevgili dostlar biz Antalya aşkıyla çalışıyoruz. Biz her zaman önce Antalya kazansın dedik. Antalya bizim için siyaset üstüdür dedik. O yüzden bugün de söylüyoruz. Bugün de diyoruz ki önce Murat Paşa kazansın. Murat Paşa için Gökçen Özdoğan Enç kazansın diyoruz. Önce Antalya kazansın. Antalya için de Menderes Türel kazansın diyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.